Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün, evet dün Blinken'in kollarını tutmuş ve Blinken'in kolunu sıkmıştı. Biz öyle gördük daha doğrusu. Türkiye'nin haklı duruşunu, Türkiye'nin tezlerini, Türkiye'nin haklı taleplerine her zaman negatif yaklaşan Amerika'nın anladığı dil buydu. Kızıl Elma çıktığında burnu yere çakılan F-35'ler tabii ki şu anda gündemde. Özellikle Türkiye'den aldığı parayı vermeyen bir Amerika var. Paramızın üstüne yattı havası veriyor. Fuzuli masraflar çıkarıyor. Türkiye'nin F-16 işte F-35'lerinin özellikle hangarlarda tutulduğu için evet tutulduğu için kira bedeli çıkarıyor. Parayı ödememek için 40 takla atıyor Amerika. Oysa ki gasp eden, onların ambarda kalmasını sağlayan kendisi. Yaptırım kararını çıkaran kendisi. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin tabii ki hakkını üzerinde tutuyor. Sayın Çavuşoğlu, Blinken'ı dünyanın gözü önünde rezil etti. Özellikle Türkiye'ye F-16'ları, evet F-16'ları bile verirken 40 takla atan Amerika Birleşik Devletleri Hindistan'a F-35'ler yolladı. Dünyanın birçok devletine takır takır satıyor F-35'leri. İş Türkiye olunca Katsa yaptırımı uygulandı ama Hindistan'a uygulamadı. Yani Türkiye ile bir başka derdi var bu Amerika'nın. Türkiye ile gerçekten bir derdi var. O da Türkiye'nin süper güç olmasını hazmedemedikleri. Askeri anlamda çok kısa zamanda süper güç olacağız. Engel üstüne engel çıkarıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden şifre alarak kullanacağımız bu F-35'lere zaten ihtiyacımız yok. Çok da meraklı değiliz aslında. Gerçekten bu yönde önemli ve kuvvetli bir tabii ki isteğimiz var. Paramızı almak ve F-35'le Amerika'yı baş başa bırakmak. Özellikle F-35'ler çok yoğun bir şekilde şikayet alan ve motorlarında büyük sıkıntı oluşturan ve devasa maliyetlerle tamiri olan bir uçak. Hiç hoşlanmadığımız ve şu anda istemediğimiz bu uçak. Ama tabii ki F-35 programından haksız şekilde çıkarılmanın politik baskısını da yapmamız lazım Amerika'ya. Çünkü biz süpersonik füzeleri artık Akıncı'dan, F-16'larımızdan ve diğer hava araçlarımızdan, yakında Hürkuş'tan, Kızıl Elma'dan atacağız. Akıncı'dan attık bile bu füzeleri. Şimdi çok daha uzun menzilde Meteor füzesi ayarında füzeler geliyor. Ramjet ve seyir füzeleri motorları üzerinde son aşamaya gelindi. Evet, dünyanın gözü önünde, kendisinin gözün içine baka baka paramızın üstüne konmayın. Bizim F-35'ler için ödediğimiz bu parayı üzerine yattınız. Bu parayı verin dedi. Evet, resmen bunu söyledi. Biz bunu sizlerle görüştük. Daha önceki toplantılarımızda görüştük. 1,4 milyar dolarımızı verin çünkü bu para bizim, bu programdan bizim isteğimiz dışında çıkardınız. Blinken ağzımıza bir barda bir parça bal sürmeye çalıştı. Neymiş efendim? Obama hükümetinin F-16'lar konusundaki desteği varmış. Ama size bir takvim vermemiz mümkün değil diyor. Yani ortada bir oyalamaca ve kandırmaca var. F-16'lara bile vermek istemiyorlar. Türkiye'yi düşman ülke literatüre koymuşlar. Başka bir şey bilmiyorlar. Tabii ki bu durum hiçbirimiz tarafından kabul edilemez. Gerçekten Türkiye'nin Dışişleri Bakanı dünyanın gözü önünde bize borcunuz var. Bu borcunuzu ödemelisiniz diyor ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken şaşkın şaşkın bakınıyor. Evet, Blinken'a bunlar söylendi. Özellikle Amerika'da beklediğimiz, hiçbir zaman desteği alamadığımız şekilde sadece süslü kelimeler duyduk. Gerçekten öyle. F-16'ların alımına şart koşulmasının kabul edilemez olduğunu belirten Sayın Çavuşoğlu, özellikle yönetimin destek vermesinin yanı sıra takvim istedi. Bu takvim verilmedi Amerika tarafından. Ama şu çok önemli. Özellikle Amerikalı muhatabı bir televizyon yayınında, canlı yayınlarda, basın toplantılarında paramızı vermiyorsunuz diyerek dünyanın gözünün içine baka baka söylemek. Bu tabii ki Blinken'ı rencide etti. İyiden iyiye pişkinleştiler. Amerikalılar bunlar. Onlar pişkinleşirler ama utanmazlar. Şimdi ne olacak?
Evet, şu anda sizlere şunu belirtmek istiyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bilin kırı kabul etmesi ve Esenboğa Havalimanı'nda Büyük Şeref Salonu'ndaki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Özellikle bu kabulde Türkiye'nin düşünceleri bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından evet Biden'a yönlendiriliyor. Yani Türkiye'nin talepleri var. Türkiye'nin konuşacağı konular var. Türkiye'nin belirtmek istediği durumlar var. Blinken'ın da Türkiye'nin ne kadar bu konuda ciddi olduğunu, Türkiye'nin müttefiklik ruhuna davranmayan Amerika'nın PKK ile Suriye'deki ittifakından son derece rahatsız olduğumuzu belirttiğimizi biliyoruz. Artık Amerika'ya tercih yap deniyor. Bizim düşmanımız olan bir terör örgütüyle ittifak yapamazsın. Bunu bize yutturamazsın. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin de olduğu söyleniyor bu kabulde. Yani bu kabul gerçekleşti. Basına kapalı olarak gerçekleşti. Bakalım bu kabulde neler görüşüldü derseniz mutlaka deprem ana maddelerden silah alımları, terörle Amerika'nın işbirliği ve Türkiye'ye karşı tutulabilirin Kongre'deki Türkiye aleyhtarı politikaları etkilemesi bunlar başta görüşülen konular. Bir de şunu söyledi. Terör örgütleriyle işbirliği ölümcül bir hatadır. Evet. Ölümcül bir hatadır. Gerçekten tehdit de ettik. Evet, tehdit de ettik ve rezil de ettik. Gerçekten gurur duyuyoruz seninle Sayın Bakanım. Gurur duyuyoruz. Türkiye'nin hislerine tercüman olduğun için, bizim vicdanımız olduğun için seni çok seviyoruz. Milletimiz bu duruşunu gerçekten yüzyıllar boyunca unutmayacak. Türkiye'nin bölgede İsrail'e geliştirdiği ilişkiler, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'la şu anda son dönemde gelinen nokta, Türkiye'nin özellikle bu bölgede bir nefes almasına neden oldu. Politik anlamda diyorum. Özellikle Mısır'la kurulan temas da hakeza aynı. Yani Türkiye'nin bu bölgede özellikle politikalarına karşı çıkan bir cenaha, bir oluşuma karşı gösterdiği direnç tabii ki şaheserdi. Libya'da atılan adım da buna büyük bir cevaptı aslında. Ama şunu belirtelim. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri arasında bir soğuk savaş var. Artık Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri soğuk savaşı bitti. Çin'le göstermelik bir gerginlik yaşıyor Amerika. Al gülüm ver gülüm. Ticarette de böyle. Kazan kazan prensibi. Birbirlerinin arasına geliyorlar. Ama Amerika Birleşik Devletleri kendi müttefiki olarak görünen Türkiye'ye karşı hasmane tutumunu zirvede götürüyor. Silah satmıyor. Projelerimize engel olmak için motor tedarikimizde yaptığımız çalışmalara engel oluyor. Dahası dahası. Yani Türkiye'nin sabrını taşırıyor. Biz niye müttefikimiz olarak görünen NATO'nun lider ülkelerinden birisi olan Amerika Birleşik Devletleri'ni neden canlı yayında gazetecilerin önünde bu laflara tabii ki düçar edelim? Yani hem paramızın üstüne konuyorlar hem de hasmımız olan bir örgütü besliyorlar. Bu kabul edilemez bir hata. Ölümcül hata dedi zaten. Ölümü hatırlattı. Evet, Türkiye'nin depremle mücadelesi devam ediyor. Şimdi DH'ı kim kurdu derseniz akli kişiler, akil düşünen kişiler kim olduğunu biliyor. Evet, Washington. PKK'yı kim şu anda yönetiyor? Kim kurulumunda özellikle Türkiye'ye zarar veriminde öncülük yaptı derseniz yine ABD. Üzücü değil mi? Demokrasinin beşiğim diyen, dünyaya çeşitli bahaneler ve insan haklarını bahane ederek müdahale eden, demokrasi getirmeyi vaat eden Amerika'nın neler getirdiğini gördünüz. Türkiye ise bölgede kendisini tabii ki boğacak, hidrokarbon aramasını engelleyecek, kendi haklarını kullanmasını engelleyecek adımlar atarak, özellikle komşumuz Yunanistan ve tabii ki birçok ülkeyle aramıza mesafe kondurulmasını oluşturacak olan politikalar güden Amerika'ya karşı Türkiye'de tabii ki çok soğuk. Dün Sayın Çavuşoğlu'nun Blinken'ı karşılarkenki tavırları bunun bir göstergesiydi. Blinken iki kolunu oynatamadı. Sayın Çavuşoğlu iki kolunu tuttu, uzun süre bitişik sağlattı. Daha sonra kolunu sıkmaya çalıştı. Ben öyle gördüm çünkü Türk milletinin tercümanıydı. Mutlu olduk, tuttu kolunu. Türk tutuşuydu o ve Blinken yüzünü sıktı biraz. Yani demek istediğim husus şu, Türkiye'nin haklı kaygıları var. Haklı Türkiye,
Bir dahaki yayında devam edecek bu konudaki görüşlerimiz. Hoşçakalın.